Bodrum'da sanata ve sanatçıya verdiği önemli, sevilen yerlerden birisi haline gelen Dibekli Han Sanat Köyü'nde 6 serginin açılışı yapıldı. Yakaköy yolu üzerinde bulunan Dibekli Han Sanat Köyü'ne sanatseverler akın etti. Akşam saatlerinde aynı anda açılışı yapılan sergiye, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Açılışta konuşan Dibekli Han Sanat Köyü sahibi Cenap Tezel, sanat köyünün 6 sergiye daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Konuşacak olan insanlar var burada. Akşamı kaçıran var mı aranızda? Sanat köyünün Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde sergisi açılan Nazan Erkmen ise, sizlerle olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Burada çok değerli isimler sanatçılarımız var. Onları ve sizleri burada görmek bizleri çok mutlu ediyor diye konuştu. Duyuyoruz. Sayın Cenap Bey, sanatçı ve sanatı korunmayı bir misyon edindi. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Bir diğer sanatçı Asuman Saltık ise duygularını şu sözlerle dile getirdi. Açacaksın, sergi açacağız sana dediği zaman bana çok büyük bir itici güç oldu. Ve ben Cenap Bey'in itici gücü sayesinde bütün bu sergiyi açtım. Hepinize çok teşekkür ederim. Dibekli Han'da ikinci kez sergi açtığını belirten Neşe Gümüşçüoğlu ise bana bir şans verildiği için Cenap Tezer'e çok teşekkür ediyorum. Bu değerli hocalarla aynı mekanda olmak benim için ayrıca bir onur diye konuştu. Tezer'e ve bütün Dibekli Han ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu değerli hocalarla aynı mekanda olmak benim için ayrıca bir onur. Açılışta ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan da yer aldı. Açılışta bir konuşma yapan Ceylan, Dibekli Han'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Valla ben buraya çağrılacağım bilmediğim için hiçbir şey söyleyeceğim bilmiyorum ama burası biz tabii ilk defa geliyoruz Ebru ile beraber sergi vesilesiyle ama gerçekten çok sevdik. Müthiş bir mimari çalışma var. Çok sanatsal bir mekan. Ayrıca Cenap Bey'i tanımaktan ve eşini çok memnun oldum. Ceylan konuşmasının ardından geleneksel hale getirilen çanı çalarak sergilerin açılışını gerçekleştirdi. Bodrum Devlet Hastanesi basınç odasında görevli Doktor Doğu Çankaya'nın eserleri de sergide yer alıyor. Çankaya karışık teknikle yaptığı eserlerini şu sözlerle anlattı. Yaklaşık 30 yıldır da resimle heykelle uğraşıyorum. Evet, sanırım ikinci serginiz, kişisel serginiz. Yok, bu yedinci kişisel sergim. Evet, biraz serginizden bahseder misiniz, çalışmalarınızı? Burada karışık teknikle yapılmış 13 tane resim, 2 tane, 3 tane heykel var. Genel teması hayvanlar ve insanlarla ilgili. Sergin ismi de Ağlama. 2012'de yaptığım resimler. Ne kadar zamanınız alıyor hocam bir tablo yapmanız? Aslında sürekli katmanlı resim yaptığım için bir resmin çıkması 1-1,5 ay buluyor. Hangi malzemeler kullanıyorsunuz yani? Karışık teknik diyoruz. Bunun içinde akrilik, yağlı boya, pastel, kalem. Daha sonra açılışa katılan misafirler sergi salonlarını gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgiler aldı.